tane o grafik hazır Arkadaşlarım yani ekrana da verebilir sadece işinizi yap, yaparsanız her şey çok rahatlıkla çözebilirsiniz kolaylıkla 2018 seçimlerinde klasik iktidarın her zaman yaptığı gibi 2018 seçimlerde sosyal yardım alanların önemli kısmının sosyal yardımları kesildi işte efendim dul kadın maaş alıyordu. Yok işte babandan tarla kalmış. Öbürü bilmem ne alıyordu falan filan. Ve bu öfkeli bir seçmen oldu. Şimdi mesela 10 ana noktada inceleme yaptım. Ya bir 2019 seçimlerinde biz buralarda oy almışız. Neden oyumuz azaldı? İşimi gücüm bıraktım. 5 ayrı muhtara gittim. 5 ayrı muhtarda gördüm ki bir önceki yani 2018 seçimlerinde ya biliyorsunuz seçim hmm. dönemlerinde bol kese dağıtırlar ya. Bol kese dağıttıkları dönem seçim bittikten sonra 1 milyon 340 bin sosyal yardım alanların sosyal yardımları kesilmiş. Ve sonra onlar gittiler mi? Bir dakika oraya geleceğim. Ne olmuş? Bunlar göç şey. Bunu biraz sonra Hı. anlatacağım. Tamam. Bunlar ne yapmışlar? 2019'da vay sen misin bu mi kesen diyenler gitmiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş. Hı. Tamam. Ne yaptılar bunlar? Seçimden 3 ay önce sadece bugün değil geriye dönük maaşlarını ödeyerek 1 milyon 300 bin. Onun için hani böyle laf ola beri gele diye yoksulluğu yönettiği hikayesini anlatmıyorum. Bunların hepsi tekrar maaşlarını aldı. Yani bir geçmiş dönemde sosyal yardım alan bir vatandaş, bir kadın 2018'den sonra kesilen bu yardımlarını Birikmişini geriye dönük birimini bile aldı. E alınca ya evet diyor yani kardeşim ben çaresizim. Bunu bileceğiz yani bunu bilmeden böyle çünkü bizim seçmenimiz o kadar bilinçli bir seçmen ki. Dün bir taziye evine gittim. Daha oturur oturmaz siyasetten bahsedildi. Yani bu kadar siyasete yakın insanlar. Bu nedir diyeceksiniz. Şimdi bunlara baktığımızda çok enteresan. Ee, bu... Bir öncekini alabilir miyim İlçe acaba size Hı, Geldi. Dayanamamış, çaresiz kalmış, gerçekten bitmiş, aidatını ödeyememiş, kirayı ödeyememiş. Bu şehirde 2 milyon 300 bin insan düzenli kirasını ödeyemiyor. 2 milyon 300 binden bahsediyorum. Şu Ve anki bu veri mi bu? Tabii tabii şu andaki veri. Bu çaresiz kalan insanlar doğal olarak başvuracağı bir tek yer var. İstanbul Belediyesi'nin tersine dönüş birimi. Çünkü nakliye paraları da çok yüksek olduğu için köyüne, kasabasına gidecek. Kiminin anasında, babasında kalma ev, kiminin de işte gidecek bir yakında sığınmış olacak. Defalarca hükümeti de uyardık. Aman ha! Bakın Türkiye'nin en büyük temel da bir tane hayvancılık, tarım. Hiç olmasa bu insanlara teşvik verelim. Köyüne, kasabasına gitsin, üretsin. Olmadı. Nereye gidiyor? Bakın ilçelere bakın. Bunlar aynı zamanda Ak Partinin seçmenleri. Esenyurt, Bahçeler, Küçükçekmece, çekmece, Bahçeli Evler, Esenler Sultan Evet. Taz. Şimdi nereye gidiyorlar ona bakalım. İllere bakalım arkadaşlar. İllere baktığımızda yine Ak Partinin seçmenlerin, Ak Partinin yoğun olduğu yer. Batman, Ordu, Diyarbakır, Mardin, Tokat, Giresun, Evet. Mansans. Şimdi sadece bu mu? Bir göçmen daha var. Bir de Ak Partinin zenginleri göç ediyor. Yani bu ne demektir? Örneğin şimdi ilçe isimleri vermeyeyim en çok yoğun olarak oy aldığı ve orada seçilmiş milletvekili ya da belediye başkanı yöneticiler hiçbirisi kendi ilçesinde oturmuyor. Nerede oturuyorlar? Kadıköy'de. Nerede oturuyorlar? Bakırköy'de. Nerede oturuyorlar? Sarıyer'de. Zengin buralarda, fakir fukarı da köyne kazamazlar. İşte bunu örgütleyeceğiz. Benim dedi demek istediğim bu. Bu kadar basit bir şey yapacağız. Evet. Ee, Sayın Yıldırım Kaya 10 madde paylaştı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine 27. dönem milletvekili. O da sizin gibi kişilerin değişimi yetmez yeni bir örgütlenme modeline, çalışma tarzına ve mücadele anlayışına geçmeliyiz diyor. Bir de şöyle bir ifadesi var. Herkes vagonlarından çıkmalı ve açık olmalı diyor. Bu, bu herhalde bana söylenecek bir cümle değildir. Yo, yo, Benim sizden, vagonsuz siz, bir insanım. Sizden bahsetmiyor evet. e, ama zaten. Ama yani bu işin... arkadaşlarımız, bu lafları söyleyenler... Ya bir gün abileri, kardeşleri, arkadaşları olarak ya her gün bir şey anlatıyorsun, ne diyorsun diye sorulmaz mı? Ve kötü adam oldum yani. Şimdi mesela seçim dönemi bu sandıklarda sorunun çıkabileceğini bütün yayınlarda söylemişim. Biliyorum çünkü işte biraz önce anlattım ya. Müşahitlikten başladım. Efendim bu iktidarın kuralları. Kardeşim bu iktidar 2017 yılında kuralsız davrandı. Aa bir şey söylemesem içimde kalır. 2017 yılında Bakın dünyanın birçok ülkelerinde seçimin başladığı gün bitimine kadar o ülkenin seçim kurulları tek yetkilidir. Seçimler orantılı olur, sıkıntılar olmaz, sorunlar yaşanmaz, derhal müdahale eder. 2 2017 yılında 3 milyon mühürsüz oyu kim kabul ettiyse kim kabul ettiyse Gürsel Tekin olarak hakkımı helal etmiyorum kardeşim. Tamam Size 3 milyon mühürsü bir tane bile kabul etmiyoruz. Kim kabul etti? Bilmiyorum kim etmişse. Kimler ettiyse, kimler o gün evet dediyse affedilecek bir şey değil. E, i̇kinci seçimi yaşadık. Efendim ikinci seçimde Atalan Üsküdar'ı geçti dedi. Üçüncü seçim. İstanbul gibi bir yerde seçim kazanılmış bütün baskılara rağmen o dönemi yüksek seçim kurulda çıkmış açıklama yapmış. Evet İstanbul Belediye Başkanlığı'nı Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem İmamoğlu kazanmıştır demesine rağmen zahti muhterem çıktı. 13 milyon 800 binle İstanbul mu yönetilir dedi. Yasaya bakıyorsun. Hatta çok Enteresan bir hikaye anlatmak Hı. istiyorum. Gümüşhane'de bir seçim oluyor. Seçime 3 tane aday katılıyor. Adayın bir tanesi galiba 100 120 oy alıyor. İkincisi 90 küsür. Üçüncü aday tek bir oy alıyor. Tek bir oy. Ve her iki aday da belli ki sonradan tersine göçe göçe tabi olmuş gelmiş. Süresinde başvuru yapmadığı için üçüncü aday bunu yakalamış, dilekçe vermiş. Demiş ki 6 ay önce bunlar İkametlerini getirmesi gerekirken şu tarihte getirmiş. Seçim kurulu haklı olarak yasağa uygun bu vaziyette her iki adayı düşünmüş. Kim muhtar seçildi? Bir oy alan. Belli ki yengenin de oyunu alamamış. Bir oy alan. Yasa böyle. Şimdi bu kadar kuralsız bir takımın yönetimi ne yapacağını biliyoruz. Dedim ki iki yıldır yalvarıyorum herkese. Dedim arkadaş bakın sizin sisteminiz... Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri çoğu beni aradı. İşte efendim kaygılar ya kaygı değil kardeşim görüyorum ediyorum etiştiriyorum yapmayın diyorum bakın o ya bir tanesi de demedik ya bu kadar boş konuşuyorsun gel sen buraya kardeşim ya bildiğini yap hizmet satın alalım dedim. Yani yapacağımız Hı. bir tek şey var iyi İş sistem işte sivil toplum örgütleri avukatlar her bilen konuştu ya mesela müşahit müşahit dedin gözlemcidir resmi bir şey değil. Zaten aslında Ve şunu, 191 abi. bin 700 sandık görevlisi gidecektik. Efendim isterseniz onun Anadolu Ajansı, TRT'si ne yapacaksa yapsın. Biz bu ıslak imzalı tutanakları alıp getirseydik bugün seçimi alırdık. Zaten aslında yurttaşın da seçmenin de en çok tepki gösterdiği şeylerden biri bu oldu. Seçimi kaybetmenin ötesinde yine mi oylarımız korunmadı, yine mi sandıklar korunmadı ee, öfkesi var insanlarda hala. Hepimiz görüyoruz işte. Şimdi... Hocam siz askerlik yaptınız mı? evet. <laughs> Askerlikte iki temel kural var. Bunu çok beğenirim. Siyasi yaşamında hep hayata geçirmişimdir. Bundan dolayı da benimle çalışan arkadaşlarım hep müzdarip. Bir tekmin. Olmazsa olmazdır. Tekmin ne yaptın kardeşim? Sana verdim görevi ne yaptın? İki tatbikat. Tatbikat konusunda bir kardeşimizi ta Amerika'da getirdim. Tatbikat ne demektir? Biz seçimden bir ay önce Türkiye coğrafyasında seçim varmış gibi tatbikat yapacaktık. Ya nerede eksiğimiz var, nerede aksaklıklarımız var görecektik. Yapamadık. Evet. Şimdi dediniz ki, Dündar'a bir mektup yazıyorsunuz. 2020'de sandık güvenliği ile ilgili uyarı yapıyorsunuz. 2020'de de. Evet. Sonra, sonra yine, sonra yine ve 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde 17 bin sandıktan veri alamadığımız ortaya çıktı diyorsunuz. Onu ben arkadaşlarımızın verilerini doğru sayarak verdim. Yani ben bendeki Hı. veriler daha değişik yani. Öyle mi? Evet. Yeni bir tartışma yaratmak için bunu söylemiyorum. Ben 2020 yılında çıktım. Ya anlatıyorum yani biz ben bunları nerede anlatacağım? Sonuç itibariyle partinin mecralarında anlatacağım. Sayın Genel Başkan anlatacağım ve bu işle ilgilenen arkadaşlarımızı uyarmak da benim görevim. Valla bana yasak geldi. Yasak geldi yani şimdi biraz önce anlattığım şeylerin tamamı her yerde bir Japon gazetesi. Ya Japonya'da çıkıyor, geliyor. Yasak geldi derken televizyonlara çıkıp anlatmaz mı? E, ya mesela sınaydı. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin haber sitesinde bunun için olmaz. Bunlar boş şeyler mi ya mesela? Bu ne olmaz? Yani bu bütün dünyanın merak ettiği bu harita niçin olmaz? E şimdi ben merak ediyorum. Niçin ya? Yani bir yanlışa itiraz etmeyecek miyiz? Evet.